Zaten bir BMW binmek çocuktan bile beter yani. Hele özellikle BMW. Hani başka bir araba demiyorum da. BMW çocuk gibidir ya. 6 aylık bebek gibidir. Kaç model abi? 2006 model. Az gider az yakar. Mikael abim pura sever. Pura içer. Krakere devam. Duba yok. Sol oluyor. Arabayı aldık. Evet. Satışı yaptık. Tamam. Burada bırakıyoruz arabayı, İzmir'e gidiyoruz. Evet. En güzel. Çekici gelip cuma günü alacakmıştık. Lastikler güzel. Tamam. Camlar orijinal. La 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 la. Morena. Nereden geliyor abi? Boru mu bu? Boru mu bu? Adıyla sanıyla Esen'dir bu. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar, videokanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir yepyeni bir heyecan. Şimdi bugün araba almaya gidiyoruz. İlk önce durumdan, daha sonra yanımdaki abilerimden, daha sonra da işlemlerin nasıl geliştiğinden bahsedeceğim. Video çekmek içimden geldi açıkçası. Güzel bir an olacağını düşünüyorum bizler için. E90 BMW ile birlikteyiz. Şimdi şöyle, mahallede oturuyordum. Kendinden değerli iki tane abim var. Kendi söz abilerim gibi. Ali abi ve Mikael abi. İkisi de çocukluğumdan beri her türlü yanımda destek olan ve beraber büyüdüğümüz birileri. Araba almaya gidiyorlar Ali abiye, Mikael abiyle birlikte. Antalya'ya, biz İzmir'de oturuyorsunuz biliyorsunuz. Araba almaya gidiyorlar. BMW kaç dedi ya? Bilmiyorum şu anda şeyde Opet'teler içeri girdiler. BMW almaya gidiyoruz. Olay bu. Şimdi kendilerini de göstereyim, size arabayı da göstereyim. Yağmurlu bir yoldan çıktık. Araba kirli biraz, kusura bakmayın. Arabayı da bir tarafını göstereyim hemen. Makara dolu bir video bizleri bekliyor. Nasıl bir macera olacağını ben de bilmiyorum. Şöyle arabayı bir göstereyim. Yolu yaraladık gibi bir şey oldu. Video çekmek sonundan jeton uçtu. Ali abi ne yapıyorsun? Al kardeşim, sen ne yapıyorsun? İyi abi. Şimdi biz ne almaya gidiyorduk abi? İlk önce biz seni tanıyalım. Ben zaten senin hakkında bir spoiler verdim ikinizin hakkında da. Verdin mi? Ne diyeyim? Bilemedim ki ya. Gece gece. Uykulu, sersem. Biraz uyanık. Nasip ederse yolculuk Antalya. Antalya. Araba alacağız. Araba ne? Araba sürpriz mi olsun söyleyelim mi? Söyleyeceğiz. Onu kapak resmine de koyabiliriz. Belli olmayabilir. Allah nasip ederse 36 almaya gidiyoruz. Tam. Arabanın durumu nasıl? Bebekler bebeği. Ama güzel. Motor hariç. Motor hariç. Abi araba hakkında biraz... Belki motor koyarız. Tamam. Belki motorunu yaparız, belki büyük bir motor koyarız. Bakalım o anki değişiklik bir şeyler olacak. Olur, benzin yerine soda koymayı düşünüyoruz. Olur mu? Abi şimdi ben ikinizden de bahsettim. Siz daha önce benim YouTube videolarımda bir kere denk geldi galiba. Evet. Beni takipçilerim tanıdığı için bunda bilgi vermem lazım. İkisi de benim, yani ikiniz de birbirinden değerli abimsiniz. Evet. Çocukluğumdan beri. Ben de. Beraber büyüdük, beraber bana her şeyde yardımcı oldunuz. Onun bir spoilerını verdim. Daha sonra abi sen ne iş yapıyorsun? Hemen ondan bir kısa bir özet alalım senin hakkında. Yapıyorum. Bu tamam. Arada arabalı satıyorum. Çok güzel. Işte. Her şey var. Mikael abi sen? BMW Mercedes yedek parça. Ayar oto. 5 yıldır bu işteyiz aynen. Ayar oto. Elit oto oldu. Elit oto olduk. Kendi işimiz oldu. Allah nasip etti. Evet. Araba hakkında ufak bir detay alayım. Arabamız hakkında bir detay vermeye gerek yok. Arabanın detaylı bir durumu yok çünkü boya yok. Değişen yok. Tamponumuza kadar boya yok. Araba böyle bir araç. Kaç model abi? 2006 model. Az gider az yakar. 35 şartlı. Biraz kirli, yağmurlu bir havadan çıktı arkadaşlar. Az önce söyledim. Biz şu an neredeyiz bu arada? Denizli Sarayköy. Antalya'ya gideceğiz. Tahminen kaç kilometremiz kaldı? Ortalama 250 kilometre yolumuz kaldı. Güzel. Tamam. Aynımıza geçelim. Detaylar sizlere saklı. Şu bardağı al abi buradan ya. Ay abi bazen niye attın ha böyle? Ya bir şey olmadı, o da onun şeyi olsun ya. Orada OPK'ya çalmıştık. Abi hurdacılığı seviyoruz ya biraz. Kusura bakmayın. Çıkarmıyorlar. Hadi gidelim abi. Zaten yarıladık. Bardağın hiç hakkım yoktu, neydi ya? Vallahi hakkı yokmuş abi bardağın. Bardak gitti. Benim yerim burasıymış. Yapma ya abi. Niye başlamadın? Abi bir şey diyeceğim, bana onu verme, ben bunu içmem. Tamam zaten sen almadın, ver onu. He, sudan ben bir yudum alabilirim tamam, ama. Tamam al sonra ben devam edelim. Süper. Kemerini takmıyorum.
Sendika başlığı biliyorsunuz ki kenarlarımız ne kadar cesur tamam. Sütünü vermeden cenalı taşlarından olsak da yabancı evet. Kenarı da kalmış oluyor. Birazcık şu açık kalsa abi. Yani benim hiç böyle bir şeyde şeyim yoktu ama daha önceden beri de Mikael abi ve Ali abimle bütün her yere giderken her şeyin aynı gelişinden alışkınım. Bir gün hiç ummadığım halde İstanbul fuarına da gittiğim oldu Ali abiyle, şey Mikael abiyle. Araba fuarına. Yolda seni gördük, hadi atla dedik, Antalya'ya gidiyoruz. Mahallede çiçek diyordum yani ben sadece, bu kadardı. Eve gidip yatacaktım. Ama bize de bir macun olsun. Bir Antalya görelim değil mi abi? Bakalım İzmir'in ne var Antalya'da? İzmir'in çiğ köftesini beğenmemiş, bir de Antalya'dan yiyelim abi. Antalya gece lezzetleri. Hop. Açalım kardeşim. Teşekkür ederim abi. Evet, kardeşim benim ya. Elimizde büyüdün lan be. Vallahi abi ya. Vay be. Plansız bir hayata devam işte. İlk... Ben her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman mesela yarın ne yapacağım diye... Düşünmeyeceksin hiç ya. Hiç düşün. Gerçekten bak. Hani şunu yapacağım demedim. Sabah kalktım işime gittim. Ne bileyim ertesi gün işte Antalya'ya gidiyoruz abi. Değil mi? Sabah domat biber satıyorduk, şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Allah'ım herkesine hayırlı işler versin. Aynen. Helalinden versin. Aynen. Ama olması gereken budur bence abi ya. Bence random de, ya. Daha güzel. Daha lezzetli. Ufak bilgilendirme vereyim. Motor kullanmamda en büyük etken Mikael abi. Kasalı transit genişten alma bilgi ve becerilerimi geliştirmeye deneyimlerim. Ali abim. Sizde ne vardı abi bana kullandırtıyordun ya? Bir tane scooter vardı değil mi? Gri. Düşmüştük seninle, hatırlıyor musun? Ne vardı öyle? Neyle düştük biz ya? Bir ben de kullandırdım, bir de Efe'ye mi kullandırtmıştın? Mahmut'a mı kullandırtmıştın? Onda biz seninle düştük. Hayır. Düştük. Scooter büyük birazcık daha. 150'lik 125'lik. Mondial zaten 150'lik. 150 zaten. Böyle geniş Transformers gibi bir şeydi motor. Evet. Gençliğimin katili. Onunla kimle düşmedim ki? Ondan sonra bizim Apache TVS vardı. Bana onu vermiştin bir kere. Aynen. Otobanda. Ayağım yere yetmiyordu. Duracağın zaman Mikael abi ayağını yere koyuyordu. Oradan devam. CBF'de de yaptık onu çok. Gri CBF'de. CBF'de kuyruk kırma. Gri CBF. Eskilerden kim kaldı be? Valla. Mikael abi eskiden çok hızlıydın be abi. Aynen. Değil, şimdi o gün ben bir tane lise yaptım ya. Çocuk geldi ya, neydi? O gün mü? Çocuk beni nasıl tanıdı? O gün evet, o gün tanıdı. Sen onu tanıyor musun diyor, o seni tanıyor mu? Çocuk bana diyor, aa ben seni tanıyorum abi ya, sen orada tek tekel giden abi değil misin sen? Aynen. Ve bu sadece motor kısmı, bir de araba kısmı var. Düz, devam. Bu bir de motor kısmı. Bir de araba kısmı var bunun. Oo, onu sayma zaten. Onlara girmeyelim isterseniz. Çok sıkıntı be. Herkesin düğününe bir çeyrek artı iki lastik taktım. Düğün ertesi gün iki lastik. Şimdi bu sözün anlamı ve değeri benim için çok büyük yani şahsen. Herkes anlamayabilir bunu. Yani... Üç yol mu, kavşak mı? Allah. Benim sünnet düğünüm mü? Opel Zafira mı? Lada Vega mı? Karlı yolda şeyi ters döndürme mi transit ya? Ya belki de şöyle söyleyeyim abi, dürüst olacağım bu konuda. Araba sevgimin ve motor sevgimin gelmelerindeki sebeplerden sizlersiniz ya çoğunluk pay. Bir çoğunluk Mikael'dir %90. Ama boynuz kulağa geçecek. Tabii. Yoksa konuşmam. Yani başarıların devamını dilerim. Var abi sende de var yine ya. Geçmeli. Abi sen Mikael diyorsun, sen ne de kamyonetle de. Daha çok evet transitle. Senin gibi Türkiye'ye etiket olmasak da. O zaman bu kadar şey yoktu ama. Sosyal medya yoktu. Tabii sosyal medya yoktu. Yoksa biz de patlar giderdik herhalde. Birçok cezalar ödedik de daha fazla öderdik. Zaten yani. Her sene geçirir senin o YouTube'a attığın videoların meteke kaldırıştığını hatırlıyorum. Evet. Her bir sene bir tane video arşive çektin abi. Evet. Bir iki tane bence buraya koyabilirim. Çok eski video artık. Nereden bulacaklar abi? Eskilerden. 8 sene geçti be abi. Zika inti yaparsın ya. Tabii ya. Sıkıntı olmaz. Bir dur daha ya!
arşivin en derinlerine. Dört çocuğum var benim. Vay be hala be. Domates biberle bu hayat nasıl geçecek ben de bilmiyorum. Şimdi, ben 10 yaşında demiştim mahallede duruyordunuz abi ya. 5 çocuk oluyor. 36'yı da alırsak. Ha tabii 5'ünü çocuğunu almış oluyor. Yani. Tabii. Aylık servis parası, yağ parası. Ona da bir bilmem şey ne anladın mı? Anladım mı? Zaten bir BMW binmek çocuktan bile beter yani. Hele özellikle BMW. Hani başka bir araba demiyorum da. BMW çocuk gibidir ya. 6 aylık bebek gibidir. Aynen öyle. Bak canım onu. Altını alacaksın, üstüne alacaksın. Aksıracak, hapşıracak, öksürecek. Bu bir sevda yani. Vazgeçemiyorsun. Herkesin bir hobisi var abi işte. Hayır düşünsene. Adam dükkanı kapattı. Benim arabada bir... Bugün kaçta çıktık? Kahve kaçta yedi abi işe? Dükkanı kaçta açtı? 7.30. 7.30'da. 7.45'de dükkanı açtı. İkinci sanayide dükkanın bu arada. Evet ikinci sanayide. Onlar ikinci sanayide. Tamam. Kaçta kapattın abi? Kaçta kapattım? 7'de kapattım. Akşamüstü 7'de kapattın, evet. Eve gittin, yemeğini yedin, duşunu aldın, hazırlandın. Aynen, bir saat uyudum. Bir saat uyudun. Aynen. Ben de o sırada sürttüm. Valla hala bilemiyorum, mahallede denk geldim. Hadi almaya geliyordum, hadi aldım. Yolda seni gördük. Antalya'ya nereye gidiyorsun? Antalya'ya. Hadi gel gidelim. Ben dedim, geliyorum. Geleyim abi. Macera dolu Amerika. Bakalım. Plansız bir hayat. En nasıl güzel abi. Tekerleme gibi oldu sanki. Evet, plansız bir hayat. Yoksa geçmez bu hayat. Mikael abinden nameler. Ekmekler bayat. Benzikler dayı da çok konuşacak diye bekledim de. Konuşmadı ya. Adama soru sordukça cevap verdi. Evet. Yani... Ay seni oğlu sanmış bu arada. Hadi ya. Ha. Oğlu mu zannetmiş? Evet. Ne de öyle mi dedi abi? Dedim ben YouTuber dedim videolar çekiyor dedim. Dedim. Biz onun babasının elinde büyüdük dedim. O da bizle beraber dedi takılıyor. Ya dedi oğluma ne kadar benziyor ya dedi. Ben de zaten dedi yanaştığımız dedi. Oğlum sandım dedi arkadakini. Ondan ilk başta kendi oğlu. Arkada oturuyordun. Seni oğlu sanmış. Allah Allah. O yüzden böyle biraz hayır, şey bir yanaştı. Yani bir de İzmir'den geliyoruz dedik adama. Buyur. Oğlum sandım diyor. Ali yine ticari konular. Abi açık çıkıyor mu? Kaç para çıkıyor yani abi. Günde şu kadar araba gelse. Ya şimdi aynen şey... şu kadar araba gelse. Her erkek de vardır ama abi. Şimdi şey diyorlar ya. Ne bileyim pavyonda sahte para takılmış ne yaparsınız bunu işte pompacıya götürürüz. Biz pazarda akşama kadar sahte para denk gelirse ne yaparsın bunu dur mazot alayım. O yüzden adama öyle bir şey soruları sormaya başladım. Abi iyi geldik galiba ya ben kilometre hesabı olarak şu an bana bir söyler misin? Düz abi. Tabii. Kilometre olarak kaç var abi tahminen? Şu anda 170 kilometrede. 100 kilometrede yaptık. 270 kilometrelerde falanız. Adam buna bakmadan yapamıyorum. Be bu ben çok seviyorum bunu ya. Bildiğim yol bile bana oradan gösteriyor. Abi, mutlu oluyorum ya. Eve giderken konumda evi açıyorum ben ya. Ben de, ben mesela, de açıyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Geleceğim belirli bir yere kadar. Tahmin tamam. Edeceğim. Ve aşacağım bakacağım. 1 kilometre oynar ya da tam denk getiririm. Kaç saat var dedin Ali sen? Ben saat olarak demedim de şu an 270 kilometre falan dedim buralara. Kaç abi? Tam doğru çıkıyor görüyor musun? 500 kilometre dedim, 230 kilometre de. 237 kilometre. Yani ortalama bir 2 kilometre eksik söylemişim. Süper. Saat 6'ya 10 geç oradayız diye. Sabaha kadar. Şaha bu arada arkadaşlar saatimiz 3. 3 mü saat? Saatimiz tam 3. Tam 3. Çok güzel hemen şöyle. Güzel ya. Yani herhalde şu an keşke dediğim şeylerden biri Mikael abinin gençlik döneminde ben YouTuber olmak isterdim. Yani o zamanki kafam olup, şu anki kafam olup o zamanki erişimin olmasını isterdim. Aynen öyle. Harbi yani. Ama senin de erişimin vardı ama şöyle mahallede kimsede Canon yoktu. Sende en kral cihaz vardı. Tabii Nikon ben o zaman yani videoları, fotoğrafları çekiyordum. Gerçekten güzel yapıyordu. Bir cihazlar vardı yani. Ama işte bu kadar şey aktif değildi herhalde. Bak geliyor. Tabii. Yani zaten evet. Transit harbi hastalık. Transit gördük mü dayanamıyoruz tabii ki. Yani önceden de küçüklüğünden beri fotoğraf çekme şeyin vardı senin. Var abi ya ben hep... Nikon vardı. Nikon kamera vardı bizi fotoğraf çekiyordu. Tabi. TAS oynarken bile flashla patladı fotoğraf çekmişliğimiz resmi var. Resmi TAS mı? Resmi TAS. Arkadaşlar uzun bir vlog olacağını düşünüyorum. Böyle sohbet ara ara vloglar alarak hem en son size arabayı gösteririz. Hem dönüş yolumuz hem gidiş yolumuz. Ha bu arada bakalım. Arabayı alacağız mı almayacağız mı? O da belli değil. Biz arabaya gidiyoruz. Tabii arabaya bakacağız. Gidiyoruz evet. Biz hazırlığı yaptık. Kendimizi kurduk ama belki beğenmeyeceğiz arabayı. Yani belki de kasa fotoğraflarda kötü çıkacak. Motora sarılı olduğunu biliyoruz. Bunu bile bile gidiyoruz ama kasa durumu nasıl onu bilmiyoruz. Sıkıntılı. Belki beğenmeyeceğiz. Ama bilmiyorum ya abi. Yani şey.
içime şey doğmuyor yani. Kötü bir şey doğmuyor. Kötü bir şey doğmuyor ya dürüst benim olmaya gerekse. Arabayı ben dün gördüm öğle saatlerinde. Sosyal medyacıyla Saris'te. Yani üstesinden geliriz dedik. Genelde şey yapıyoruz. İnşallah farklı bir projeyle bu sefer. Tabii ilk motora sallı aldığına 36 değil bu. Bu da vardı bunların. Yani işte bazı şeyleri de söylemek istemiyorum. Sonra dersinler. Aa işte falan filan. Motora sallı kupayı da topladık. Motora sallı kupayı da topladık evet. Şimdi ondaki yaptığımız hataları bunu da düzeltmeye çalışacağız. Tabii. İnşallah. Bu sefer şey yapalım abi. Bakalım verelim tamirciye. Masraf çıkaralım. Parça fiyatlarına bakalım. Duruma göre hani o motoru yapmak mı mantıklı yoksa bir tane emelli motor koymak mı mantıklı? Ona tamam bir teraziye. Uzak bir motor yapıp motor koyarız yani. Emelli motor. Belki onu da almaya gideriz. Ankara'ya bineriz. Motor almaya gideriz. Tabii. Transitle gideriz bu sefer. Kasaya atar. Kasaya da yeriz. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Sürpriz yani. Motor mu yapacağız? Motor mu koyacağız? Arabayı alacağız mı? Almayacağız mı? Ben her şey mi? Nasip. Abi Twister ilanı mı koydun sana? Satıyor musun? Twister ilanı da satıyorum abi. Niye abi? Satacağız onu. Onun parasını. Motor al. Emelli takası Twister. Abi eve böyle bir şey. Evi arzayı tarlayı satacaksın herhalde. Evet. Ulan ben diyeceğim bizim araba niye 40-40 kamyon gibi çalışıyor? Transit arkamız olmuş. Arkada 190'lık vardı ama sesi. Ana! Benim de şimdi yatağım düştü. Ne oluyor bu arabaya? Yok bekleyin buradan göreyim. Bu arada cam taban ya. Şey sunroof taban ya. Kamyon garajı. İçinden de Soruhan. Soruhan Manisa değil mi? Ne? Soruhan. Saruhanlı. Abi yeşil. Soruhanlı neresi abi? Manisa değil mi? Manisa evet. Biz Manisa'ya geçeli çok olmadı mı ya? Hayır. Bu orası Saruhan. Saruhanlı. Burası Saruhan. Saruhan. He. Burası şu an Denizli'ye ortalama 10 kilometre falan var. Antalya'da hızlı araba konusunda. Antalya evet. Gerçekten. Harbi hızlı abi. Evet abi. Kapat onu. Bunu mu? Tamam. Direkt göremedim gördüm. Evet. Sağa sol yaptım. Ali abi. Efendim? Şimdi yol bildiğince sana soruyorum da biz şu an neredeyizdir? Hacıbayan taraf mı acaba? Şu an Hacıbayan can kurtaranı geçtik. Can kurtar da bizi kim kurtaracak? Bizi harbiden kim kurtaracak abi bu yol ne? Yani bu yol böyle birader. Sis lan arkadaşlar. Sis, far, uzun, kısa ne varsa. Kimse yok. Yok yani. Göremiyoruz. Hep mi böyle Ali abi bura? Kışın hep böyle. Şu an İyi hali mi? Çok güzel hali. Çok güzel hali. Evet, şu tabelayı gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi netleşti. Arkadaşlar diye isim geliyor. Arkadaşlar da diyebilirim. Ali şu anda rüyasında konuşuyor. Bir dakika. Merhaba. Günaydın. Günaydın, merhaba. Biraz döneyim okumaya. Gel gel abi. Gel ya. Önümüzü göremiyoruz. Da abi ön camlar boyu yaptı ha bu arada. Büyük abi. Boyu yaptı bak dokunmak isteyen bir yerde elinizin kalacak şimdi de. Evet, sen şu Antalya diye al önünü. Bir dakika. Abi çok kötü oldu ha. Evet. Abi daha mı kötü oldu sanki açtıkça? Şu an ne görüyorsanız biz de onu görüyoruz. Emin olun. Boşaltıyoruz. Daha da bile kötü. Daha bir klimaya da bakıyoruz mesela. Yani şu an sadece iki şeridi, iki noktayı görebiliyorum yakın net olarak. 1-2-3 hatta pardon. Alem sen üşüyordun değil mi? Ben üşüyorum, ben hep üşüyordum. Camlar boyu yaptığında soğuğa açıyoruz arkadaşlar. Ben de sis sanıyorum ya. Camlar kapımı yapınca ben onu sis sanıyorum. Abi çarpı çiğ için. Başladı ha. Evet. Çiğ başladı. Tamam. Evet. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet. Ne yapsam bilelim onu. Ben cam birazcık çözülmeye başladı. Ha, böyle ben de bilmiyorum. Birazdan az bir şey olsa bile göstereyim. Adam götüne yüzü geçsin şey bana. Olacak böyle abi şimdi bir tane. İçi sımsıcak. 4x4 tarzı bir şey böyle. Ha ben de öbürkünden sandım. İçi sımsıcak deyince. Ya lan. Ne yapayım bir neler? Kar olacak ama.
Kar mı? Ha ben de kar anladım. Bana kar yolla. Güzel bir yolculuk bizeyi bekliyor arkadaşlar. Kar bulamazsın. Şu an klima ya. Açık değil mi? Evet, açık. Soğuk. Hava 3 derece. Tamam. Hava 3 derece, 3.5. Aynen. Buradan doğru Antalya Devlet Hastanesi'ne. Tam kapatalım. Sıcağı deneyelim bakalım neler yaşayacağız. Hipotermi olarak. Evet. Hipotermi yapıyorum. Verdin mi abi ayarı? Ayarı verdim. Artık ayarı elinizde. Kenolan mağarası yazıyor. Kenolan tesisleri. Sola dönüş var sanki evet, biraz. Evet, viraj gelmiş. Viraj gelmiş. Yanlışlıkla görüyoruz şu anda. Çiğ yine başladı. Benzinlikle düşsek de bir çiğ de bize atsak ya. Kahve iyi geldi ama. Değil mi? Kahve harbi iyi geldi. İyi ki Nescafe'yi almışım Cem ben. Kardeşim ya ne kadar düşünceli bir insan ya. Bir de 4 tane almışım tanrı misafir. Adama da ısmarladık onu. Bardakları nasıl aldım? Belki'nin cebine koyuyorum ben. Evet. Keşke bize cebine çekiyor da alsaydın. Opet'te Starbucks var belki biliyorsunuzdur. Orada işte ücretini ödeyip alışveriş yapabiliyorsun. Kendi kahveni vesaire alabiliyorsun. Biz herhangi bir alışveriş yapmadık tabii destek olmasın diye de. Yani buna da çok şey var ha abi. Ne var? Bu Starbucks sosyal medyada davası. Evet. Destek muhabbetine. Evet. Ondan ben dikkat ediyorum yani. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bardaklarını kullandık sadece para vermeden herhangi bir ceplerine kazanç sağlamadan. Cem'de de Nescafe vardı. Evde gidip içerim diye, film izlerim diye almıştım. Şu an Berk evde film izliyor zaten. Tabii. Baktık orada pompacı abiyle dedik sıcak su var mı? Var. Bir Nescafe. Senin oğlun zaman pompacı mı? Tabii benim oğlun zaman pompacı. Allah Allah. Antalya'yı iyi buldu bizi ya. Baksana. Var bir de. Arkamızda iyi. Bu ne abi ya? Arkamızda da bir sıfır yeni plaka var. Bilmiyorum ki biz de önümüzü görmüyoruz. Aynen. Kör Ahmet gibi. Karşıda karbonun farına baksana nasıl geliyor. Yoğunlaşıyor. Kamyon dur. Çok yoğunlaşıyor. Dene bakalım abi. Çiğ yağdı ya. Hadi biz toprak su atsam peki? Toprak tanzik. Önümüzü de kapatabiliriz. Su atıyormuşum donuyormuş. Yani ne oldu vallahi. Abi daha mı kötü oldu sanki? Antalya'ya geri gari. Yine verdik. Sıkıntılı. Bakalım. Bir idrar molası verdik. Ali abi nereye vur abi? Burası acı kaynı. Burası serin bir saf. Ne abi? Abi geliyorum. Abi neredeydik biz? Acıpaya mı geçtik herhalde ya? Çavdır yolu diyor. Durduk mu orada? Denizli Çavdır yolu. Çavdır yolu. Denizli Çavdır yolu. Antalya'ya 150 km falan. Uçaklar rica edebilir miyim? He. Mikael abim burası sever. Burayı çöz. Kraker'e devam. Gelmiş bana kraker soruyor. Balık kraker mi? Saat kaç ya bu arada? 4.30. Tam 4.30. Güzel. Geze geze göre göre attım. Nasıl işti be? Önümüzü göremedik abi. Valla. Araba bile uyarı verdi. Dikkat et. O bir tabaka. Allah. Nasıl gidiyor? Ben babamın doğan seks olduğunu düşünmüyorum. Nasıl götün donuyor lan? Vallahi soğuk abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali abi neredeyiz abi şu an? Antalya'ya girdik kardeşim. Saatimiz kaçı gösteriyor? Şu anda tam 6. Kilometre bilgisi var mı? Sıfırlandı ama bir şeyler oldu. Kilometre ama. Bilgisi var. Kilometre şu anda 380 kilometre. Yaptık. Yaptık.
90'lığa koyarsak 470. 470 kilometre falan. Kilometre ne kadar yakıyor abi Mika bu araba? Şu anda 7.5 litre gösteriyor. Ekran 7.5 litre gösteriyor. TL olarak bazında bakacaksak eğer. TL bazında evet. 1.4. Şu an fullersek belli olur ama 1.5-1.600 falan yakar. Daha da az yakabilir uzun yol için. Şehir içinde 1.700 yakıyor da. Ama şu tarihte şu rakamlara göre. Peki bir şey diyeceğim. Hı-hı. Basarsak çok etki ediyor mu? Yani örnek veriyorum, şehir içinde 1.7 yakan bu araba, evet, düzgün kullanımda doğru mudur? Düzgün kullanımda. Hani böyle sert kullanımda abi. Niye dişlerimi sıktın böyle sert derken? Bilmiyorum. 2.000 üstüne çıkar ama hani 3 demez yani, 2.5'ü geçmez. Anladım. Ya zaten basılacak, sıkılacak bir araba değil. No comfort, yes decor misali. Niye abi? Orta şerit. Yanlamaz mı? Yanlar canım. Yanlıyor yanında. Ya bu diğer arabalarımız gibi büyük motorlu, büyük hacimli bir araba olmadığı için biz de çok üzmüyoruz bunu, basmıyoruz. Anladım. Orta şerit dekor modunda. Cadde, piyasa. İnce ince, Yasemin ince, piyasa. Hala bir adamla konuşuyor galiba. Ya gerek de yok. Boya moyasız bir araba olduğu için. Öyle başımız yakmıyor. Üzmek istemiyoruz ya bir yandan, öyle söyleyeyim. Arabanın şeyini korumak istiyoruz, değerini korumak istiyoruz. Ben bu arada rüyamda konuşuyorum ha. Nasıl, iyi mi? Süper abi. Aynen. Biraz dilim kestireyim. Nereye geldik biz bu arada? Geldik mi? Kaç geldik mi? 45 bir dakika. Şimdi bir çorba. Of. Of. Sabah çorbası. Allah Allah. Kelle abi. Kelle paça abi. Ay, ben içmiyorum ama ya. Ne içiyorsun abi? Sen mercimek mi? Ezogelin. Git evinde ay, iç. Ay abi, ne ezogelin ya. Git evinde iç. Askerde içim dışıma çıktı ezogelinden ya. Çok ezogelin vardı. Valla ben içemiyorum ya. Şeyi falan denemedim hiç. Ama bir gün denemek istiyorum. Neyi? Neydi? Ayak mayak var ya abi. Bilmiyorum. Düşünürsem midem bulanır. Düşünmediğim zaman içerim diye tam yani. Yo, zaten içiyorsundur ki. Kelle paça dediğin ne? Kelle kafadaki et. Hayır. Paça dediğin tamam abi. Ayaktaki... Öyle de sadece ayak mesela. Ha, sadece ayak. Yani şimdi tadı nasıl hiç bilmiyorum. Hiç tatmadığım için. Ben ondan içemiyorum sonra... abi. Ben sulu yemekte de eti sevmiyorum. Eti ayrıyeten et olarak seviyorum. Kendi başına. Peki bir şey diyeceğim. Başka çorbalarda ne var abi? Etli böyle başka kelle paça var. Ayak var. İşkembe, İşkembe var. Heh, mesela olabilir. Abi bura nereye? Biz nereye geldik? Biz nereye geldik abi? Piknik mi yapacağız? Ooo, Şahin Tepesi yapalım. Burada da manzarayı bulduk. Ooo, harbi bulduk. Hala manzara mı ne bu? Yok, korktuğunu geçti. İlk şey. Stren de ne güzel koymuş abi ya. Anon çiğ yüksek abi ya. Arka koltukta yatmıyorlarsa. Cam filmi var mıydı arabada? Görmedim abi. Hayır, bizim arabada. Kaldırım var mıydı orada? Ben görmedim. Bunun manzara mı oluyor? Nereye geldik abi? Antalya işte oğlum işte. Şu aşağı Antalya mı? Gelmiştim, hiç böyle görmedim. Bu ne? Bizim manzara geçelim orada. Oğlum herkes plakasını yazmış. Spray yok mu? Bizde o zaman. BNF yazalım şunu. Benimkine Google yazsın. Kepez Belediyesi. Kepez'deyiz. Yaptım azıt. Yapmaz ya, sürtmez o kadar ya. Kaldırım var ama. Onlar. Basık ama zıplamayan için sen. Tabii konfor paketi. İnelim ya, şurada bir hava abi, oluyor. Abi abi ya. Ben yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Abi ineceğiz de bir üşeceğiz gibi. Acıttım. Abi ben çorba de beni bitirdiniz ya. Ana bak ne güzel manzara karşıda abi. Ha, onun için durduk zaten. Yazıyor, hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir yazıyor. Arkadaşlar geldik burada, böyle bilmiyoruz biz de. Buranın yabancısıyız, yerlisi değiliz. Böyle bir cep var. Karanlık etraf. Sabaha karşı. Atatürk şeyi var. Sigara molası. Geldik ya. Buralardayız. Arkadaşlar günaydın.
1-2 saat. Kaç abi saat? Saat 8. 8, 6 mıydı biz kestirdik? Evet. 6 gibi kestirmeye başladık. Şimdi abi ne yaptı? Sen adamı mı aradın direkt? Evet, adamı aradık. Ne dedin abi adama? Sayırdı, ona geliyorum dedim. Geliyoruz dedim. Sıyırdı. Konum attı bize. Araba sanayide miymiş? Arabanın nerede olduğu belli değil. Araba yani, bir yerde. O muhabbeti de bir yakalayalım abi. Ne abi, oldu şimdi? Abi araba başka birinde. Araba tamam, başka abi. Birinde. Araba başka bir yerde. Tamam. Araba başka birinin üstüne. Evet. Herhalde parayı da başka birine vereceğiz. Parayı bana versen Ali abi. Abi öyle bir şeyler olacak. Bakacağız, ayarlayacağız. Ona... Abim geliyor. Abim geliyor. Abim geliyor. Feryat ediyor ya. Ben abim feryatım. Ay gündüz olunca. Abi bu ne, Yenişehir Hastanesi mi? Ana. Toki'ye geldik. Aynen, Toki'ye geldik. Antalya'da... Vallahi Toki'ye geldik. Antalya'da... Bizim bayrak mı Toki'ye geldik? Vallahi orası. Balıkesir kahve nerede kaldı abi? Mama bakalım orada. Çay içelim. Arkadaşlar gidiyoruz. Tokyo'ya çıkıyoruz ya. Çık çık gitmiyor diyorum ben de. Nereye gideceğiz diyorum ya. Neymiş sende? Hadi bakalım. Araba nasıl sıkacak acaba? Oh nasıl geliyor şu an. Ama he abi? Adam beni anlıyor ama bir de şey diyor. Kardeşim, ben uyku sersemiydim. Ben çok garip diyaloglar duydum. İnşallah doğru duymamışımdır. Valla ben de bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Her şeyi duymamış ol. Uyuyorum ya abi. Aynen. Bir şey o geliyor abi, duruyor. Araba hareket etti falan. Ya. Çok uyum, çok güzel uyumuşum ama abi. Harbi rahatmış ha. Aha 35. Kardeş. Bileler. Bileler. Adana Demirspor. Bayrakları mı hatırlıyorsun? Abi feryadı. Vallahi gittik. Manzara dondurduk ha. Varyant da. Atık mayası da. Çorbayı unuttum. Öyle bir olmuşuz yani. Buna ne olmuş? Oo. Harbi görmüş o. Akşam arkadaşlar. Hayır ya, yağmurun üstüne soyuyoruz. 2 milyar kapora vermiş. Verdin mi abi 2 milyar? Verdim tabii. Harbi 2 milyar verdin ha? Verdim. Abi sen Konyalısın, nasıl verdin? Valla adam istiyorsan 5 milyar istedi, istiyorsan verme. Hadi ya. Bence adam arabayı satamaz mı diyorum sen? Arkadaşlar bu arada yaklaşıyoruz konudan görmüş olduğunuzda. Arabanın yanında iyi kötü bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü alıp almayacağımız kesin değil değil mi Ali abi? Tabii daha belli değil. Bakacağız. Şimdi konuşmayalım öyle. Aynen. Ya fazla da video çekme taraftar değilim ben şahsen. Benim arabam bakmaya gelse, ben böyle video çekse tilt olurum biraz ondan. Tabii. Fazla kayıt almam gibi duruyorum ilk başta. Adama göre de şekil verebiliriz. Adam nasıl bir şey, ben onu merak ediyorum. Adam... Kaç yaşındadır abi? 45. Yani. Evet 45 ses var. Bir bakıyor oğlu sandık çıkıyor, beni YouTube'dan izliyor. Allah. Hadi bakayım. Ha. 300 metre sonra. Hani garibandık biz? Antalya'daki izleyicilerimiz de buradan neresi olduğunu biliyor da biz bilmiyoruz. Neresi abi? Semt olarak gözüken bir yer. Adam Kepez demişti. Bayraklı, Mayraklı, adam Çaymalı. Kepez demişti ama. Kepez. Kepez drag pisti nerede? Yeşilırmak. Kepez yarış pisti vardı bak, bir yerde. Antalya Kepez bilmem ne. Şehit Atilla Nizam İlkokulu diyor. İrenoğulları. Atilla Nizam nerede yazıyor lan o zaman? Atilla Nizam. Müslümanlar anaokulu yazıyor. Abi biri farklı biri farklı da temelde anlamadım. Kimin doğru acaba? Çıkmaz sonra kaynıyor. Sağa dönün. Ardından sağa dönün. Uzun yolda yedik de şehir içine sürte sürte gidiyorsun. Benim Şahin'le geldik abi. Hayvanı biraz yatır ya. Çok sıkışırdın abi. Ne yapayım biz hayatım. Sıkıştı hadi bu netene. Deyip niye kapalı abi? Deyip niye, ne oluyoruz
kapıyı kapattık ya, açamadık. Şimdi okulluk sınıfları dondurduk. Yalnız bir şey söyleyeyim, harbiden uyumuşuz ha. Güzel uyudum ben. Valla ben de güzel uyudum. Abi müzik açmayalım, sadece görüntüsü açık olsun, olur mu? Olur. Teşekkür ederim. Kaç şey derece abi? 15 derece. İzmir'le aynı. Gece nasıl -3 oldu? Harbiden ha. Bahçeye geldi, ben geldim. Sana aynı. X-Max. PCX mi ne oldu? PCX'e bak. Zongşen gibi gidiyor. Biz de böyle bahsediyoruz. Suzuki de ne güzel ha. Meneviş. Meneviş. Şunlara görülüyor mu ya? Ne oluyor onlarda? Buradan sola döneceğiz ya. Yapma ha. Harbi. Bu şey yapalım, 90 İmbat Efendi'ne kalsın. İzmir'in İmbat Efendi'ne kalsın. Aa, tramvay var. Tahtakale AVM varmış. Bizim Bayraktaki gibi bir şey mi acaba? Oradaki kapandı mı ya? Kapanı, kapanıyoruz diye pankart asılıyor. 3 yıldır aynı. Ben de anlamadım. Her şey 1 lira diye o benim geçtiğim evet. Bile nasıl hep giriyordum oraya. Hiç almıyordum, hep giriyordum. Sadece girmek için ya. Geçtiğimin katili. Bir de adamlar hırsızlık yaptığını düşünmesin diyorlar. Hırsızlık çok meşhurdu. Ben böyle hiçbir şey ellememeden bakmaya çalışıyordum. Aynen. Ben de eskiden kalmıştı bak bilinçaltımda abi. Opel gibi bir şeydi abi. Değil mi? Opel, Opel de demiş. Kırmızı yanıyor. 1 saniye yeşil yanıyor. Sonra 2 saat daha kırmızı yanıyor lambalar. Yeşil ışık için üzerinde bekleyiniz diyor. Nasıl yani? Bir şeyin üzerinde mi? Düğme mi var acaba? Yeşil ışık için üzerinde bekleyiniz. Hadi salya sömük yürü bakayım. Aynen. Harbiden ha, 2,5 saattir ışıklardayız ya. Evet, video 5 dakika olmuş, 5 dakikadır ışıklardayız diye evet. Tahmin ediyorum cidden bu arada. Ne lan? Dışarıdan geldi oğlum. Aa, vurdu, Dubai'ye vurdu. Dubai yok. Sola dön. As plakam abi. Sanayide değil diyordu. Burası ne şimdi? Burası da şey gibi. Burada. Arabayı şuraya koyuyorsun. Yedekte de köpekler var. Hedefiniz soldadır. Valla. Araba burada arkadaş. Dararat ilk buluşma. Arkadaşlar ben size anlatmadan bir... Kendim bakıyorken göstereyim, araba inceliyor şu an. Dört kollan. Bakıyoruz. Salakta. Yani artıları eksileri olan bir araba. Ali abinin de kafasına yattığına göre böyle bir şey. Tabii bir şeyleri detaylıca konuşmuştur, o kadar yol geldik. Vardır bir şeyleri arabanın. Gösterebildiğim kadar göstereceğim size. Oğlum ilk plakam bu oğlum. Ya ben bunu kendim bileceğim diye. Ne diyorsun abi? Şase numarasından bakalım bakalım. Şase numarası mı sorguluyoruz? Evet. Program var ya, orada arabaya bir bakayım. Ne yok? Bu partici olduğun için. Tamam.
oluşan bir şey diye tahmin ediyorum. Doğrudur. Ben BMW hiç... Güzel. Ayında doğmuş. Bunu şeyden dolayı üst kapağında iki ay oldu işte bununla. Üst kapağını. Şunu iki hafta oldu. Yani şey kapak mı değişti? Şu he, bu kapak değişti abi. Şu olsun burası. Vallahi bilmiyorum. Hayır sorun yok mu? Yok. Bu kapakta çatlak var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasıl Berk? Abi yani fena değil. Var tabi. Olabilir. Bak. Sıfır araba almıyorum. Oo. No. Yani. Müzikler ve renkler. Yapıyor abi. Şu an arabaya basıyorum. Günaydın. Sana dönüş yapayım mı? Siz daha iyi biliyorsunuz. Değişen durumu nedir bu arabada? Bilgin var mı abi? Abim bir tane. Kapının birini abi orijinaliyle birebir almış koymuş. Kapının bir tanesi değişik abi. Başka değişen bir şey yok bu arabada. Ondan sonra diyor ki çizikler vardı, macun atığı vardı diyor. Önemli onlar da ya, ben zaten 97 model abi. Ya ben kendim bineceğim için ben yine bakmadım. Biz de aramıyoruz boyasını. Şu kapılar mıydı? O kapılar vallahi ikisi çizikti. Onlar ben boyattım yani. 4-5 parçayı boyattım. Tamam da bir güneş yıldımız var arkadaşlar şurada. Şöyle tabii çiğden dolayı da şimdi bir şey olmuyor tam. Ama kamyonun dokunduğu yer burası. Bunu yaptırdım ben. Şu anahtarı verir misin bana abi? Darbe geçerli galiba. Birader. Efendim? Selamünaleyküm. Abim daha yeni yaptırdım bu vizesini. Köpekler de orijinal. Vizesi yapıldı. İki ay falan ancak oldu. İşte bu şeyi tübü değiştirmeden önce yaptırdım abi. Hatta değiştirdikten sonra daha doğrusu. Araba uçasalar temiz. Değil mi abi? Aynen. Uçasalar düzgün. Kontiler düzgün. Kapı da orijinal. İki çamur da orijinal. Fena değil ya Miko. Gezdin mi şöyle bir bagajı. Kapılar da iyi ya. Kapı arkaları falan. Onlar biraz dikkat ettik. İzmir. Ya benim geldi bütün mi? Akrabam İzmir'den. Sen aslen nerelisin abi ya? Spartalıyım. Hadi bakalım tanıdık olacağız şimdi. Öyle mi? Memleket nerelisin? Bir askerde bitmiyor bu muhabbet. Yani, iki erkek arasında bitmiyor. Nerelisin? Yemin ederim bir Türklerde var bu olay, bir bizde var. Ama güzel bir şey abi. Abi yormuyor seni değil mi? Abi, abi bunun içerisinde şeyler var. Ya biz de buradan Şahin mi olsak, ne olsak ya? Kendimize bir şey bulalım. Allah Allah, geldik buraya kadar. Eskort mu alsak? Oho, hurda cenneti gibi oldu. FB var. Ama BNF de farklı duruyor. Bakalım. Gerizekalı adam virajı alamadı, kapıya çarptı.
arka şeyden biraz dönerken o kapıyı o yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Bunda kamyon. Adam telefonla oynuyor şeyle. Ben görüyorum aynada. Ya kaçtım. Yine de kurtarmadım. Kaçtım. Şey. Adam üstüme çıkıyor ya. Sonra geçtim önüne dedim sen ne yapıyorsun dedim ya. Adam farkında ne oldu abi diyor hala. Görmüyor musun dedim arabayı ne hale getirdin lan dedim. Şey mikserler var ya onlarda. Evet. Adam sonra şey yaptı. Patronu aradı. Abi dedi hiç dedi bizi uğraştırma dedi. Hani polis morisi de dedi. Sen dedi ne istedin? Çek sanayiye dedi. Aynen ben halledelim. Adam bir dakikada şeyini attı. Götürdüm sanayiye. Kendisini verdim sanayicini. Abi dedim bak yapacak olan burası. Ne istediğini şeyini söyle masrafını. Masrafını söyle adam iki dakikada şeyini attı. Yaptırdım çıktım ben. Şanzımanla defrans evinde bir sıkıntı. Hiçbir tamam sıkıntı yok abi bunlarla ilgili. Etme metni yapmayın ama. Hayır abi. Hayır. Ya sen ne diyorsun? Ben kendim biliyorum arabayı yani. Bir sinirle satıyorum yani işin gerçeği. Söyledim ya sana biraz arkadaşa bahsettim de. Dedim abi böyle böyle tatile gitmiş eşiyle. Sonra orada da arabayı kiralamış onda da. Arabayı da burada şey attı. Gelirken konuştuk. Dedim hani artık geldik şuradan arabayı şey yapalım. Atalım. Muhabbet koy. Koltuk. Kılıf. Derim eri. Kullanacaksın. Ya kullanırız bakarız. Bakarız içindeki malzemeye bakarsın. Yemin ederim 10 kişi arası senden sonra ben ilandan kaldırdığım için hatta abi ilandan kaldırmışsın falan dedi. Ben dedim arabayı sattım kardeşim. Ya sen bilirsin benim için hiç sıkıntı değil. Al bu kediler abi. Ya şu yok ben sana... Biz de buraya geldik de zaten buraya geldik. Niyetimiz Alma niyetli. Ha ben sana bak ekstradan hiçbir şey söylemedim. Anla ben sana dedim abi altını bozduracağım dedim en başta. Biliyorum. Doğru mu? Biliyorum. Ha, sen de dedim ben de bozdurarak aldım dedim. Aynen. Ha. Aynen. Biz hani... o şekilde yani biz buraya arabayı Alma niyetli geldik. Anladın tamam. mı abi? Niyetimiz almak. Tabii ki. Yani. Güzel. Araba Mikel abi diyorsa şöyle pod etmiş. Şasipodi temiz vesaire diyor, iyi diyor. Bir kere anlıyor BMW'de ben anlamam abi ben. Nerede bineceğim BMW'de? Nerede? O kadar şeyim yok yani. Genel arabada. 10-15 bin lira eksik. Ben birinden alacak diye şey yapıyorum. Bakalım. Olacak gibi ya. Olacak gibi yani. Alacağız. Arkadaşlar. Merhabalar. Arabayı aldık. Ama... Karnımız açtı. O yüzden size bir çorba içmeye geldik. Tabii şu an kayıt alamıyorum. Size neden de soracak olursan. Niye konuşamadım ben ya? Daha uyanamadım. Kendime gelemedim. Afyon patlamadı. Abimizin eşinin üstüneymiş araba. Eşin de yakın diye oradan aldık. Buradan notere geçeceğiz. Noterden sonra. Arabayı tabii motor hasarlı olduğunu söylemiştik videonun başında. Araba yatak vuruyor. Arabaya sıfır motor yapılacak veya başka bir şey olacak. Bu tabii İzmir'e geldiğinde kendi Ali abi ve Mikel abinin işte tamircisi olsun bu suyla halledilecek işler. Buradan bu araba çekiciyle gelecek. Araba bize gelmeyecek. Bizim geri dönüş yolumuz aynı şekilde. Bu BMW'le devam olacak. Bakalım. Çorbamızı içeceğiz. Buradan bir noter yaparız. En son arabanın yanına bir daha gideriz. Arabayı oradan bir çekeriz. Bir yere çıkartırız. Çekicinin alacağı yere doğru çıkarmamız lazım. Çoklu çekici bulduk. Ali abi buldu daha doğrusu. 5000 lira mı öyle bir şeymiş. Onu da konuşuruz. Buradan İzmir'e araba gidecek gibi bir şey olacak bakalım. Beklemede kalın. Vlogumuz devam ediyor. Veren set ilanı. Ondan sonra başka tapu senedi. Arabanın üstünde hacizler. Hacizler, evraklar, dalga dolayı. Vergi kaçakçılığı. Dilan Polat geldi falan filan. Oradan mahkeme gibi. Sonunda noterden arabayı alabildik. Sonuç itibariyle. Araba güzel. Yok, bunu söyleyeceğim ben. Bunu videosunda hiç söylemedik biz de araba güzel. Tamam, araba gerçekten güzel. Kasa ve kupa 10 numara 5 yıldız. Bundan iyisi tamam. İzmir'de kayısı. Tabii siz bu aşamaları kısa ederiz de biz buradan gel vergi dairesine git. Falan filan bir şeyler. Her şeyi gösteremiyoruz yani. Yani şimdi bu videoyu da bir tek siz izlemiyorsunuz. Yani şöyle düşünün, bu videoyu bir tek siz izlemeyeceksiniz. Tülay abla bizi mahvetti. Gerçekten. Tülay abla mahvetti yani. Yordu bizi. Belki denk gelir, bu videoyu da izler. İnşallah izler, evet. Aferin ya. Aferin ya. Aferin. 500 aldı karı, imza atmıyorum ya. Harbi mi? Valla. Atmadı. 500 lira bize bir şey yapmadılar.
O da böyle bir çok garip olaylar ya. Ali abi de var biraz. Ben böyle dayanamam mesela. Ali abi de derdi. Ya Ali abi de zaten patlayın. Zaten bunun her aldığı araba ya haciz mi? Abi bir tane düzgün araba almaz mısın ya? Ya torbacıdan alır. Yani her aldığı araba sıkıntılı. Ama niye? Buna bir verdi herhalde. Uygun çekici soralım ya. Uygun sana ki. Sanıyorum buna gönderir misin araba ya? Çok da çekiciler var. Var da. Arabanın yanına bir gidelim mi hadi? Gidelim. Tuvalet de bulalım. Arkadaşlar çok sıkıntı. Pazarlık da şey oldu. Arabayı aldık. Evet. Satışı yaptık. Tamam. Burada bırakıyoruz arabayı, İzmir'e gidiyoruz. Evet. Nasıl olacak bu iş? En güzel. Çekici gelip cuma günü alacakmış. Şeyli çekici mi abi, neydi o? Çoklu çekici alacak. Çoklu çekici. Cuma alacak, cumartesi arabayı geri mi verecek bize? Cumartesi İzmir'e götürecek arabayı nasıl çekecek? Ya pompa ke. Sonra Ali abiye yeni evlat hayırlı olsun. Ali'ye pompa ke. Birazcık araba hakkında bir şeyler alalım abi. Yapsal takımda mı? Evet. Araba güzel ya, değişensiz. Bunu siz konuşurken stopları mutopları gördüm. Evet. BMW logolu. Farlar orijinal logolu. Şase podye temiz. Şase podye zaten bebek. Ben altına bakamadım ya. Ama bunlar da pek altta sorun çıkmaz oluyor mu? Çıkmaz ya, bunlarla ne olacak ya. Diyormuş. Çıkmaz mı kolay kolay? Görmedim ki arabayı. Böyle buyur detalımları. Şu yol vardı ya. Araba bakalım bir ne olmuş. Düz mü gideceğiz acaba? Benim gideceğiz. Aa, o araba çok kirliydi ha bu arada. Şimdi yağmur deyince bir rengi mengi bir şey, böyle bir boya kaparsa daha da ön planı çıkar gibi sanki. Allah ne çıkacaksa çıksın. Görelim artık. Ne abla bizi mahvetti. Tekrar bir parantez geçiyorum. Şemsiyeyi aldınız mı? Aldık şemsiyeyi. Ama şemsiyeyi verme, 500 liramızı aldık. Oy. Zaten Antalya için 1 liralık yakıt yakıt. Evet. Ben de 10'u yüz oldum abi. Sağlık olsun ya, vardır bir hayır. Valla kör gibi diyorsun. Hayır. Sabahtan beri var bir hayır ama. Vardır bir şey ya. Yapacak bir şey yok. Belki de yola çıkacak kaza yapacak. Farklı olaylar arkadaşlar. Lan niye araba aldık? Yürümeyen araba aldık. Yine saat 12'ye kadar bekledik. Yine yürüdük ya. Vallahi her gün yine hayır. Her gün ailesi. Beyin bundan aldık. 19 dakikadı ya. Bu ne abi ya? Ama biz arabadan uzaklaştık. Ben ondan dedim ya, noter arabanın olduğu bir yerde var mı diye. Kuyumcu dolaş falan filan. Vallahi demedi abi. Yağmurlu bir Antalya gözünden. 07-212'de hani hayırlı olsun. Allah'ın izniyle tüm işlemleri gerçekleştirdik artık. Arabayı tekrardan size göstermek istedim. Şöyle bir. Yağmurda yağdı, bir boyası da ortaya çıktı. Kirliydi araba. Plakalar neden? Bu arka plaka niye kesik? Ben hala anlamadım ama burada bir değişiklik var. TR sökülmüş. Mavi TR boyadan az bir şey kalmış. Eski plaka gibi bir görüntü var. Araba güzel. Toplamda 10 numara olur bu araba. Diri yani, kupa diri. Arabacılar anlar. Bir M tampon. Far, sinyal, panjur, böbrek. Ali abi dedim kendini toplar bunu. 10 numarada Ali abi yine vallahi bu araba. Bakalım. Daha bu araba bugün günlerden çarşamba diye biliyorum. Cuma günü bu araba çekiciyle alınacak buradan. Şeyli çekici. Çoklu çekici. Getirecek İzmir'e. Ondan sonra ikinci sanayide toplanma aşamaları falan filan işte arkadaşlar. O da böyle bir maceramız. Bir vlog yapalım dedik. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bakalım, daha BNF ile daha geri dönüşümüz var. Kendi arabamızı kurcalıyoruz. Lastik parlatmak için sünger de var. Çanta kimden geldi? Arabadan. İçim hazır. Tamam ya. Hadi hayırlısı olsun. Hadi.
kardeşim. Şu ne abi, kalem mi? Ne açılmamış o? Şu mu? He abi. Misfak galiba. Uf. Tamam, ilk yardım çantası, STV'si, trafik çanta. Pastacılar mı? Pastacılar. Antifriziydi. Ne oldu sigorta? Yok gibi. Tam bezi. 3 yıllık. Clean and clean. Bakın bunları arabaya yukarı alsak bir sıkıntı yok değil mi bunları? Şunu şunu alsak olur değil mi arabaya? Al abi, niye almıyor? Araba çok adam üzgün ya. Bagajı boşalttım. O da orada. Oğlum sili çancır. O ne abi harbiden? Arabamı alacağım, cihazları duruyor ya. Oğlum bu nasıl bir araba ya? Kanka otomatik ödemedi de şey gelmemiş ki zamanı. Borç yok. Oğlum kameraya ne oldu lan? He. Yağmur geldi. 16 sonucu. İçiyorum. Buradaki takımlar çok iyi ya. Açtınız mı? Açtınız mı? Baksana abi. Bu arada BMW ha. Arkalara bir BMW bak. Bir o değil. Evet. Bulursun onu abi sen. Önce bir motoru bir halledelim. Ne var? Abi hiç şey yapma, kapat direkt. Ali abi alacağını aldı oradan. Oğlum boku pusunu her şeyi var. Çantayı alıyoruz mu? Hı-hı. Hadi. Bir yallah yeterli. 11'de gideriz eve yoksa. Ruhsatla burada bir tane daha. Yok o boş, baktık. Ya Ali alsana. Bak şunu da al, ben tutmayayım, ayıp olur. Sen tut. Nasıl yani bir ayıp olur? Ben almıyorum, o alsın. Sen al direkt. Aynen. Ben alayım mı? Sen onu geçiyorsan bence. Sana aferin tamam. Kireyim mi? Bakayım, ben de bagajı bakayım kitlenmeyi. Ne? Bir dakika beklesene. Bir dakika bekliyorum. Evet. Plaka ne geçirdi acaba ya? Ben ondayım ya. Plaka ne geçirdi acaba? Şimdi plaka o araba sıfır herhalde. Aldığı günden beri neler yaşadığını kendi de bilmiyor. 340-503. 340-503. Tabi herkes anlamaz. Hemen plan kuruyor. Ne tampon? Bir şey tabii tampon. Hemen tampon var. Çift kafa egzoz bir tane. Arkası çok düşük. Hayır. Hayır, önden de düşerse tatlar. Önü düşürmek lazım. Önü düşürmen lazım abi. Arka çok ya tatlı. Buyur. Arka hem tampon, ön hem tampon. Tamam, başka abi hemen liste hızlı. Hadi cihazlar idare eder. Lastikleri inceğine kapatır. Kafayı bir gömeriz ya. Tamam. Hızlı abi, başka ne var abi? Ön tarafta far, sinyal, panjur, göbrek. Berk, onlar direkt arabaya. İki tane siz aynı. Ama sinyal, arabayı bana açın, bagajına taşıyacağım. Bagajı kaldık. Önde tamam, bir şey dedin sen. Önde. Abi hemen hemen tam. İki tane siz var. İki tane sinyal bunu. Tamam. Panjurlar zaten yeni. Far. Far camı mı olacak? Temizletiriz. Neden biliyor musun? Farları orijinal ZKB. Tamam. Vallahi temizletiriz orijinal. Far lastikleri BMW logolu. Böbrek yamuk mu? Bir oturmamazlık bir şeylik var ya. Böbrek bana çok tilt etti ya. Yok, önden bir şey yok değil mi? Şasapodi temiz, öyle ben de baktım. Kapı dışı falan. Tampon takacağız. Bir APP plaka. İlk işimiz bu arabayı motorunu yapmamız. Yürütmemiz lazım. Ya önce yürüsün tabii canım. Tamam. Tamam. Silgeçler yeni. Siz gençler yeniyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok zaten, yeterli. Kaçtı kilometre? 345-3. Buyur. Videodan da bakarız abi. 370 değil mi? Hayır. Hayır, 345-3. Tam doğrusunu söyledi. Gibi yaptım ama o benim aklımda 340-503. Kimse gezemez. Bir şey söyleyeceğim. Bu uyumu yakalayabiliriz. Araba kilitli mi abi şu an? Ne? Kilitledi mi araba? Abi şuradaki detayı yakaladın mı? Ben attım. Bir, tamam mı? İki, gel şimdi içeri. Hemen buradan bak abi. Direksiyondaki detaya bak. Allah'ım yarabbim, böyle bir detay olamaz. O abi, kombinasyonu gör. Abi, bak direkt. Biz araba aldık mı kombinasyonu. Hop arkasından bak. Yalnız oraya. Yakala orayı. Hepsi BMW logo. Aynen. İyi artık, öyle bir şey yok. Öyle mi? Evet, ben de baktım abi.
Bu arada ismim Ali. Eşimin ismi de Sümeyye. Bu arada da sadık dostlarım yanımda. Ali ve sadık dostları. Aynen. Bu da arabanın beygiri olacak. Ha, aynen. O da arabanın beygiri olacak. Ama plakanın bana bir şeyi var gibi geliyor ya. Abi. Plaka güzel gibi yani böyle ha, bir değil mi? Şeyde. Boş muhabbet şunun gibi değil baksana bir. Bık. Bık bu ne aman abi yolda kalmış bık gibi. Temperalar ne olacak bunu? Adama 200 lira vereyim mi? Abi dükkan seftesi olsun de tabi. Biz kaçıyoruz abi de bismillahirrahmanirrahim dükkan seftesi olsun de. Yere at abi direkt. Şey yapalım bismillah yere at. Üzülürüm benim. Gidene kadar bir 50 daha düşmedi abi. Burada oluyor değil mi? Çünkü söylediğinde... Anahtarı aldınız mı? Yok abi. Ya abi hiç sevmediğin şeyleri ya. Nasıl ben yapayım? Ha? Ben yapayım. Hayır, sen ne yapayım? Ali anahtardan vazgeçemiyor. Nasıl vereceğim diyor anahtarı abiye diyor. Niye? Öyle sağlamla anlaşılıyor değil mi? Değişim boya var mı? Bak bu. Lastikler güzel. Tamam. Camlar orijinal. Of. Niye her yerde stopaj var ya? Stopajı bırak da bu adam bunu kim yaptıracak acaba? Değil bunun mi? Sahibin Allah yardımcı olsun. Kim bu abi? Araba ne? Hayır. Kia galiba. Kia. Sıkıntılı ya. Sıkıntılı mı? Sticker çalışmamız nasıl arkadaşlar? Sticker çalışmamız. BNF sticker yaptım. Çıkarmayacağım. Yolda düşerse düşer. Düşmezse Antalya'dan İzmir'e bir yaprak götürürüz. Aynen öyle. Bir köfteci Yusuf'ta yemek molası vererek yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi işte araba daha sonradan gelecek. Ne abi? Çocukların bireysel emeklilik paralarını çekmiş 2 milyar. Kaç tane çocuk vardı abi? 3. 3. 6 milyar ha? Bu da neden oldu biliyor musun? Ana. Yiyoruz abi. Dedim bir yemek molası verdik geri gidiyor şimdi. Aynen. İzmir'e doğru. Reklam almadık Yusuf'tan ama artık yapacak bir şey yok. Oy. Arabaya detay yapacağız galiba. Şarjı takacak mısın? Tabi. Kimse diyor belli. Bırak. Sana akıl daha yeni mi geldi? Veli. Açık mı? Tabii. Açık abi. Tabi kimse diyor belli. Onun akıl daha yeni mi geldi? BMW alınca Ali abi. Yok BMW Ali. Bak. BMW alınca kim biliyor musun? Bak şimdi. Necati'ni atmış. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Mekke'yi Medine'yi dolaştırdım. Hadi bakalım. BMW'yi alınca ben. Aha Ayaz. Benim salak. Ana. Nasıl sensin? Benim oğlum benim çocuğum. Ayaz değil mi o? Oğlum. Abi senin oğlan Ayaz sandın mı? Ver bakayım yemin ediyorum Ayaz sandın. Sen vallahi Ayaz sandın. Bunu bana gönder Merve'ye atacağım. Bak. Vay be. Vallahi. Harbi Ayaz'sın ya lan sen. Arkadaşlar. Emporium Mod etmiş burası. Sessiz konuşuyor. Evet arkadaşlar bak kimse duymasın. Harbiden. Emporium Mod Dead. Hesaplı kasap, koton, uspolu. Yani Emporium Mod Dead. Leblebi hani. Liberver. Buradan tersten geldik. Biraz şimdi tersten nasıl çıkış yapacağız bakalım. Düşünün aç kafa kafa. Hadi bakalım. İleride belki girdi çıktı olmayabilir ha dikkat et. Battı çıktı. Şurada mı? Araba geliyor mu? Geliyor. Evet. Bundan sonra da geliyor. Abi bundan sonra kapatabilirsin. Kapat
Abi aç aç abi aç. Abi açsana. Kürü nereye atacağım? Nereye atacağım? Oğlum zaten klinik olacak araba. Klinik temizlik açıp kapatabilir misin? Tamam, bir daha açıyorum. Bir daha kapatıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Daha çok güzel değil mi? Ne? Daha çok güzel değil evet. mi? Güneş nasıl duruyor mesela? Mustang emblemi var. Şimdiden ben de bu oyuncu da gördüm. Evet. İspana dönüyor. Bütçüm. Where have to go. İspana. Tabii. Telif, müzikler telif yiyince abi. La 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 la. Tıpçı 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 tıpçı. Hadi ya. Berk Allah aşkına şu arabayı yakınlaştırsana. Hayalim de şöyle bir spoiler ekledeki araba. Değil mi? Koyalım mı yedim sana bir tane bundan? Of. Baksana tokata şey, çıktı. Şey ama dörtlü difüzör eksik sanki. Soldan tokata çıktı aynen. O dörtlü difüzörden olması lazım. Sağ stopa bak, sol stopa bak. Tampon. Tampon bizim Ford'un tamponuna benziyor. 20. Ford'un eski sahibi olarak. Dın. Eski sahip olarak. Datça nerede acaba şimdi Ali, bana buranın bir açıklaması yapar mısın? Şimdi burası Denizli Buhar Kent. Buhar Kent. Buhar Kent'in anlamı evet. Simav'dan, Kütahya'dan Karadeniz üzerinden gelen bir sıcak su dalgası bu. Tamam. Şifalı su. Şifalı. Şimdi, aynen. Yerdeki su en az şu anda 150-200 derece. Hadi ya. Bunu tabi devlet fabrika kurmuş. Oradaki çıkan buharı, suyu enerjiye çevirip gaza çeviriyor. İşte çıkan buharı tekrar nem yapıp suya çeviriyor. Burası oranın yani şeyi ana merkezi gibi bir yer. Burası ha. Denizli Buhar Kent. Bir de İsminden yolla de anlaşılacağı gibi. Bir de gelirken yolda bir şeyden bahsettin sen. Boru moru dedin. Borularla geliyor dedim buraya bir şey. Borularla geliyor bu su buraya. Nereden geliyor abi? Boru mu bu? Boru mu bu? Adıyla sanıyla esendir bu. Boru mu bu? Borudur bu. Adıyla sanıyla esendir bu. Orada bizim borumuz öten. Aynen. İzmir 223 lira. Yazık ediyorum. Ya ne bileyim sen yoksun diye. Ya yoksun gül kurusu akşamlarımda. Burası dümdüz gidiyor ama. Hiçbir şey yok. Dümdüz Nazilli. Halk ister. Bir ince dokunayım dedim ya. Büyük şehir yapar. Ali Kuz. Ali Sümeyye Kuz. Ali abi Instagram'da bile ararken böyle arıyorum biliyor musun? Rehberimde bile Ali Sümeyye Kuz yazısım geliyor Ali abi ya. Sahide herkes Ali'ye Ali Sümeyye Kuz geliyor. Harbiden Ali Sümeyye Kuz abi diyorum ya. Yalnız çekici aramıyor. Çekici aramıyor evet abi. Basa gaza basma da geriye dönecek olursak alamıyor. Şimdi abi bir, onu da bir izah edebilir miyiz? Biz oraya arabayı oradaki sanayici adamı. Ya uyuşmazlık oldu. Tamam ama ilk önce biz şimdi biliyoruz da adamlar bilmiyor izleyenler şu an durumdan. Haberdar değil. Abi normalde arabayı cuma günü çekici alacaktı. Evet. Tamam mı? Açıklama geldi. İzah edip oradaki tamirciye arabanın olduğunu. Bir de böyle konuştuk, sohbet ettik adamla, tanıştık. Tanıştık, anahtarı bıraktık, teslim ettik. Dedik ya bu arabayı cuma günü alacaklar. Cuma günü alacaklar dedik. Şu an tamirci aradı bizi. Kardeşim dedi, çekici dedi arabayı aldı. Şu an, şimdi. Biz çekiciyi aradık.
Yani çekicinin de haberi yok arabanın alındığından. Araç sahibinin zaten ne bok yediği belli değil. Tamircinin de ne yaptığı belli değil. Biz de hiç köfteci üstüden yeni çıktık. Köfteci üstüden yeni çıktık. Arabayı kim aldı acaba şimdi? Necdet abinin dediği gibi bir şey olacak aldık, ya. Anahtarı verdik, arabayı verdik, ruhsatı koyduk, hadi güle güle. Yarın transitte gelecek hala abi. Yükleyecek içine. Geliyormuş abi. Geliyormuş abi, güle güle. Hala arama değil mi? He? Senin telefon çekiyor değil mi abi? Beynim durdu abi de abi çekici nedir ya? Yalnız adam Yücel'in hakkını verdi ha. Yücel'in hakkını verecek ya, adamı götür, adamı parçalamaya götürdü daha önce. 150 milyar alacak gelecek şimdi. Haberi yok. Bir dakika, adam bakmış bir şeye. Şeyci. Çekici şeye de bakmamış. Benim attığı konuma da bakmamış. Peki ama daha önceki mesajlara bakmış mı? Bir dakika, daha önceki mesajlarına bakmış. Mavi tika kapalı olmasın adamın? Hiç yok ki mavi tika. O zaman kapalı mavi tika. Baktıysa da göremez. Tamam, sen çekiciyi bir daha ara. Abi de bak, kim oldu arabaya ya? Benim arabam nerede abi de? Sen yüklettiriyordur ya. Garip olay. Yani arkadaşlar düşünün. Belli bir cebinde paran var. Arabaya gidip bakıyorsun, alıyorsun. Ama arabanın motoru bir tık olduğu için arabayı bırakmak zorundasın. Hiç tanımadığın bir tamirciye bırakıyorsun. Çekicinin çekici daha haberi yok. Tamircinin çekiciyi... Abi Ford'lara baktı, bak 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 nasıl... Ben gördüm, bekledim o tetiği. Eski araba mı abi? 45 ALR 548. Harbiden araba 40 kaça gitmişti. Oradan buraya mı geldi? Hangisi ne ALR? En başta bu 45 ALR. Senin eski araban mı? Çok hızlı bir ticareti var hala abinde arkadaşlar. Evet. Böyle bir. Evet, transitin bile aynasına kulağını bile sızlıyor. Bir araba kendi kendine bunun üstüne geçiyor. Böyle oluyor. BMW nerede acaba? Biliyoruz biliyoruz ama aydına girmek üzereyiz. Geri döneceğiz galiba. Toroslar da abi ya. Doğru. Son bir senedir çıktı yani bence. Arabalar pahalandı. Olacak evet. Adam artık alamıyor araba, gidiyor Toros alıyor. Ekliyor altını tabanını çürün halde değil mi? 1 kilo Toros. Otobos. Otoros. Ah CG gidiyorsun da bak. CG gidiyor. Gelcim buradan sonra otobana girene kadar bir 50 kilometre radarlı trafik var. Bilgin muayetinde olsun. Tamam. 50 kilometre buraya gidelim. İki CG'ci gidiyor. Karanlığı otobanın mı? 2,5 sene önceki ben. Kaç kilometre araba? 250'de. Bu soğukta. Oğlum arkadaşlarını beklesene. Vallahi amber paket denmiş. Benden mi aldı acaba? Geçiyor yalnız şu anda bak. Kim? Makine. Hangi makine? Ben. Geçiyor. Of, makineyi gör. Allah Allah, Akgünoto'nun arabası bu. Akgünoto. Akgünoto valla yapıştırıyor. Aydın. Herkesin ilgi alanı farklı tabi. Evet, bence de. Allah Allah. Tabii.
Hava iyi. Hayatlar hava iyi, ayarlar sana iyi. Böyle geniş taban lastik, 13 jant. Yüksek biraz araba. Elle falan, mallan beni şeylersiz falan. Böyle toplamak isterim bir tane. Böyle ahşap detaylar olacak içinde biraz. Tabii. Bunları da onlara yakışıyor. Evet. Evet. Ahşap detaylar olacak. O ASMR videoları var ya, biliyor musun abi? Yok. Hani mikrofonla arabanın tuşlarına basıyorlar işte. Yok, kapıyı kapatıyor, onu bunu yapıyor. Evet. Hani o direksiyona eğileceğim bir. Sonra bakacağım direksiyona. Ondan sonra bir düğmeye basacağım, düğme. Kapısı da açık gidiyor bu arada. Sol ön kapı değil mi? Dayıyı kapatıyor ama. Beş, altı. Nasıl yeter? Bu yeter. Şunu bir fren gösterin tamam. Abi adam yok ki. Yok ki. Kendimi gördüm şu an orada. Ali de Allah'tan yavaş gidin dedi burada. Her zamanki gibi Ali dinliyorsun. Neye baktın ya? Ali abi çok güzel oturuyorsun ha. Abi ya valla benim abi rahat edemiyorum ya. Yaşlık çok. Onlar niye sürekli atıyor öyle frenler? Toplan abi. Çakar mı bağlamış seni? Çakar, modül yapmış. Araba yalnız ortadan bir kaldırmışlar, ikiye bölünmüş ya. Akulen kemerini. Bizim diyor makyajımız var. Yanmayacak ya bir tane. Yanmayacak. Yandı. Topaç arkada bekliyor, topa bak bekliyor. Hadi ya. Sizler açsın abi. Biraz daha ileride. Haftamaya kararsın. Nasıl yırtıyor? Kordon boyu noter ya. Kordon boyu değil mi? Sipilda gibi kordon. Bir de çıkıyor oradan bir Manisa yürüyor aşağı. Oradan Kemal Paşa Sütçüler'in oradan dönüyor birader. Kemal Özferen değil sonra. Kemal Özferen değil sonra doğru gidiyor. Öyle bir kordon var. Ama yamuk gitmiyor abi araba. Ekleme falan bir şey değil bak hani. Bakıldığında düz gidiyor. Ben artık arabalarda ona bakıyorum nedense. Biri böyle gidiyor mesela. Görüyorum bazen böyle giden var. Şöyle var. Şöyle var. Harbi popcornu. Mısır porn var, mısır porn. Alttan sarkan fren hortumlarım ya. Valla takılacak bir şey, fren de takılacak adamlar. Bak yoluna gidecek, su süsümüz alacağız. Yoldaki bütün çamuru senin canına attı. Aynen doğru. İbni arabayı da sanki tura var, dolduruyor amına koyayım. Şöyle yapıştıracak bak. Sabit. Rolde. 2023 model Tesla'larda arkadaşlar. Artık gerifte şey lambaları bu şekilde yanıyor. Hikar abim bir gösterebilir miyiz? Yolla karşılaştığımız farklı şeyleri sizlere gösterelim arkadaşlar. Ne işte? Şey, Tesla'nın şeyi ne abi ya? Tamam, ona new model. Son çıkan versiyon değil mi abi bu? Tabii yere takan ileri gidiyor. İleri takan yere gidiyor bunlar. Biraz çöp attılar bize ama. Ama bir şey değil mi? Kordon güzelmiş. Gideri var. Sattık mı? Sattık mı dayı? Yağmur başladı. Aynen. Kötü oldu bu ya. Başlasın ya. Yağmuru ben seviyorum ya. C2'ler de çok tuttu abi. C5. C3. C2'ler çok tuttu ya. Yeni C5
işler de güzel. Bilinir yani, ben binerim şahsen. Aynen. Tatlı duruyor araba. Güzel. Dizelin ağzını nasıl yapacağım bir daha? Üff. Ben 5 dakika önce Facebook'tan J9 Premier bakıyordum. Abi sen ne bakıyorsun? Abi ben çok istiyorum ya. Vallahi ya. Alalım bir tane o zaman. Bilmiyorum, ben Şahin'i satırdan sonra alırım galiba. Abi bir şey istiyorum. Abi ben hastayım ya. Bir yere gideceğim ya. Yarım saat önceden uyandıracağım. Onu ısıtacağım falan böyle. Sen mi ısıtacaksın? Abi? Tabii. Kim yorulur? Yine onunla bir kaldırsın. Karahan seni takip etmek istiyor belki sayesinde. Hadi bakalım. Reklamın da yapıldı Karahan. Binbir bağırdan, bağırdı. Neydi? Buna dikkat et abi. Bahadır olabilir mi? Bahadır. Hayır, asıl Bahadır karteli burada bırakacağız şimdi. Sağa yanaşaraktan. Abi yok. Ya tekere denk getireceksin, jantı göz alacaksın. Nasıl ya? Evet, binbir badiretleri atlatarak evet, geldi. Sonunda mahallemize, Erenlere, vatan topraklara, tabii ben karşı yakında oturuyorum ama yine burasına vatan toprak diyoruz. Meşhur bizim bir yaşam mahallesine ulaşıyoruz. Evet, Köstebek illerden kimler kaldı? Yürüdüğümüz yine arabanın yürümediği yerler. Şükürler olsun, geldik. Helal, hayırlı olsun o zaman. Kardeşlerim çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bendesiniz. Başkasına olmayın lan. Keşke halinin telefonla yolda kavga ettiği insanlara da şey... Telefon konuşmalarına da dikkat çekecektik değil mi? Telefon konuşmalarına aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Bu da böyle bir maceraydı işte. Dediğim gibi hafta burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı ve desteklerinizi nasıl gidiyor? Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. Memlekete hoş geldiniz.